Cumhuriyetin ilk kuruluşunda da özellikle vurgulamalarla ilgili bir kısım konuyu size daha evvel arz etmiştim. Böylesine bir günde bir iki idare amirlerinin ekonomik ile ilgili, mali gücüyle ilgili bir kısım konuları arz etmekte fayda mütalaa ediyorum. Bir iki idare amirlerinin maaş için çalışmasa da bir kısım gerçekleri ifade etmekte yarar vardır. Bugün bir iki idare amirlerinin emirlerinde çalışan bir kısım personelden daha az maaş alır hale gelmiştir. İlçelerde bir kısım memurlardan daha az maaş alır hale gelen mülki idare amirleri emekli olduklarında da keza aynı şekilde gerçekten fevkalade düşük bir maaş, emekli maaşı almaktadır. Ancak şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, mülki idare amirlerinin özlük hatlarında meydana gelen bu olumsuzluğun İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala tarafından mesai arkadaşlarına çözümlenmesi hususunda talimat vermesini burada özellikle memnuniyetle kaydetmek istiyorum ve tüm meslek camiası adına, Türk İdareciler Derneği adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bunun da Sayın Bakanımızın bakanımız tarafından çözümleneceğine inancımız tamdır. Bugün aramızda ülke, millet ve meslek sevgisiyle en ucak köşede hizmet